Merhaba Nesine.com üyeleri. İngiltere Federasyon Kupası maçlarıyla karşınızdayız ki iki tane maç farkı gerçekten oldukça güzel, oldukça çekişmesi geçmesi bekleniyor. Hemen söyleyelim tabii Arsenal, Liverpool, City, Chelsea, Berkünya ile beraber bu iki maçı konuşacağız. Hani iki maçta adı zaten doyuruyor. Hı-hı. Oldukça güzel. Belki Premier Lig bu hafta yok bu arada, hemen söyleyelim. Premier Lig'in olmama nedeni Federasyon Kupası maçlarının olmasından dolayı. Bu kupa en prestijlisi aslında. Hı hı. Yani takımlar buna çok önem veriyor. Kazanmak için büyük çaba sarf ediyor. Biz Arsenal-Liverpool maçıyla istersen başlayalım. Arsenal-Liverpool deyince zaten çok uzağa gitmeye gerek yok. Yakın geçmişte çok Arsenal'in hani bir kendine geleceği mağlubiyet oldu. 5-1. Evet. Daha da farklı olabilirdi belki. 8'e 9'a gidebilirdi. Liverpool vites düşürdü ve 5-1 Arsenal mağlup oldu. Şimdi rövanşı kupada alabilir mi? Hemen statüyü söyleyelim bu arada. Tek maç üzerinden oynanıyor. Eğer berabere biterse rakip takımın sahasında turu geçmek için takımlar karşı karşıya gelecekler. Arsenal, Liverpool benzer mi 5-1'e sence? 5-1'e gol anlamında. Ben golü karşılaşma bekliyorum açıkçası ama 5-1, 6-1 gibi ya da 5-2, 4-2 gibi böyle daha yüksek skor biraz zor gözüküyor. Çünkü Liverpool burada biraz daha oyunu tutmak için, en azından kaybetmek için mücadele edecek. Çünkü dediğin gibi statü gereği bu maç beraberlikle tamamlanması halinde bu sefer Anfield'da olacak karşılaşma. Bu yüzden Liverpool biraz daha maçı tutacaktır. 2-3 gol bence daha mantıklı olabilir. 1-1 kazanırsa 2-1 Arsenal galibiyeti, 2-0 Arsenal. Yani 2-3 gol dediğin zaman tabii birçok skoru da kuponuna almış oluyorsun aynı anda. Çok kritik bir gol baremi 2-3 evet. Gol. Hani aslında şöyle tabii ki elimizde bir veri yok ama 2-3 gol belki de Avrupa'daki liglere baktığımızda çok yüksek, çok yüksek 2-3 gol biten maçlar var. Ben Arsenal tarafındayım. Hı hı. Taraf bahsinde biraz da 5-1'in dönüşüne ben bağlıyorum. Daha farklı motive olacaklardır. Taraftar da daha farklı motive olacaktır. Çünkü biliyorsun o maçtan sonra Liverpool taraftarı çok sosyal mecrada büyük. Arsenal'e bayağı dalga geçtiler. İngiltere Premier Lig'de de yarış acayip geçiyor bu arada. Şimdi Arsenal'e de çok güvenemiyorum açıkçası. Yani boşlar kupayı mı yoksa kadro değişikliği mi? İskar olarak çok üst seviyede değiller. Yani Mesut sezonu çok iyi başladı. Son haftalar çok ciddi eleştiri alıyor. Hatta taraftarlar artık yavaş yavaş hani Real Madrid ilk geldiği zaman Real Madrid niye sattı? Çok yüksek bonservis bedeliyle aldık ama çok müthiş bir oyuncu. Real Madrid'e satmasına bile inanamamışlardı. Ama yavaş yavaş o intiba birazcık Mesut anlamında, Mesut transferinde birazcık yıkılmaya başladı. O yüzden Arsenal'in de bu anlamda ben çok güven veren bir takım olduğunu düşünmüyorum. Gol kuponlarına karşı Liverpool tabii biraz daha form olarak daha yüksek ya da daha formunda geliyor. Karşılıklı gol denenebilir mi gol kuponlarında? Arsenal yani dediğim gibi 1-1, 2-1 gibi bir skorla çıkabilir. O yüzden zaten 2-3 gol dedim. Hemen o zaman istersen yine aynı fikirde olduğumuzu düşündüğümüz City-Chelsea bir başka eşleşme. Orada da Chelsea Premier Lig'de liderlik geldi. Evet. Her ne kadar Jose Mourinho işte biz bu sezon değil seneyi de alacağız de onu zaten herkes yakından tanıyor. Mutlaka vardır planı onu diyorsa. Evet. Kupa maçı City'nin kendi sahasında oynayacağı daha avantajlı kağıt evet. üzerine kendi sahasında oynuyor. Yine ben açıkçası deminki Arsenal-Liverpool maçında konuştuğumuz gibi 2-2000 gol atma ihtimalini yüksek görüyorum. Chelsea yine Atmoson'un son dakikalarda yediği golle 2 puan bıraktı. Avrupa'da şampiyonluk yarışında oynayan takımların geneline baktığımızda savunmada hepsinin bir problemi var bu arada. Evet. Şimdi aklıma gelmişken söylüyorum. Şöyle majör ligleri düşün. Kendi ligimiz de dahil. 3 yani takım Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hepsi savunmada problemli. Hepsi gol yiyor kazandığı maçlarda. Chelsea ama bu problemi çözmeye yani giderdi diyebiliriz. Gidermeye çalışan takım Chelsea belki de burada. Tabii City'ye karşı oynuyorsunuz deplasmanda. Biraz işleri hani kolay. Yani Mourinho takımları aslında sezona ilk başladığında her zaman bir savunma anlamında problem yaşar. Puan da kaybeder. Evet. Bir oyuncuyla problem yaşar. Takımdan ayrılır. Real Madrid'de de böyle olmuştu. Chelsea ilk geldiği ilk gelişinde de aynı problemi yaşamıştı. Yavaş yavaş haftalar ilerledikçe 15. 20. haftaya kadar takım savunmasını bir türlü oturtamazdı. Ama sistem oturduğu zaman da Mourinho'nun takımına gol atmak neredeyse imkansız hale gelirdi. Chelsea için aynı şeyleri söyleyebiliriz. Yavaş Barcelona'yı elediği maç aklıma geldi. Tabii. Yani savunma ile eledi. Savunma ile elemişti. Yani bu tip maçlarda her zaman Mourinho aslında önce savunmayı biraz daha beklemeyi ön plana alan bir hoca. Bu arada Chelsea'yi de çok yakın bir zamanda İstanbul'da Arena'da izleyeceğiz. Biliyorsunuz Galatasaray'ın rakibi Şampiyonlar Ligi programımızda. Tabii ki bu maçları da konuşuyor olacağız.
İngiltere Federasyon Kupası'nı konuştuk. Kuponlarınızda bol şans. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.